Hepinize merhaba arkadaşlar, Cahil Mühendis kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte Windows'a CD'siz, USB'siz format nasıl atılır onu göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar, Cahil Mühendis kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte Windows'unuzu CD olmadan, USB bellek olmadan nasıl sıfırlarız, nasıl format atarız bunu göstereceğim. Bu yöntem Windows 10 8.1 ve 8'de geçerli. Onun aşağısında bu yöntem geçerli değil. Zaten çoğu kişi Windows 10 şu anda kullanıyor. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle bilgisayarınız açık bu şekilde. Windows 10 yüklü bilgisayarımız açık. Evet arkadaşlar, buradan başlata tıklıyoruz. Başlata tıkladıktan sonra şurada aç kapa diye bir tuş var diyoruz. Tıkladıktan sonra burada önemli olan shift tuşuna, klavyede soldaki shift tuşuna basılı tutup yeniden başlata basmak. Beraber yapalım. Şimdi elinizi kaldırabilirsiniz shift'ten. Bilgisayar kurtarma moduna girdi. Zaten önceki videoları izlemişseniz burasına yabancı değilsinizdir. Buradan direkt sorunu gider'e tıklıyoruz. Sorunu gider'e tıkladıktan sonra buradan bilgisayarı sıfırla seçeneği var. Bunu tıklıyoruz. Bunu tıkladıktan sonra iki seçenek daha var. Burada dosyalarımı saklayan, içerisindeki Word dosyalarımı, fotoğraflarımı, videolarımı eğer silmesini istemiyorsam bunu tıklayarak sıfırlayabilirim Windows'umuzu. Ama ben tamamen formatlayıp tamamen sıfırlamak istiyorum. Ondan dolayı ikinci seçeneği tıklıyorum. Ne olur ne olmaz, hani eğer ilk seçeneği tıklarsanız bile önceki verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Çünkü belli olmaz. Gerçekten teknoloji güven vermiyor. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı sıfırlamaya başladı. Şöyle bir seçenek geldi. Okuyabiliyor musunuz? Evet, okunuyor. Şöyle bir durum var. Bilgisayarınıza CVD diye ayrı diskler bulunursa, ayrı bölümler olursa İkisini de mi sıfırlamak istersiniz, yoksa sadece Windows'un kurulu olduğu yeri mi sıfırlamak istersiniz diye iki seçenek soruyor. Bizim zaten tek bir SSD, 120 GB'lık bir SSD olduğu için bilgisayarımızda o bölümü tamamen sıfırlayıp tamamen silmek istiyoruz. O yüzden ben sürücüyü tümüyle temizlemek istiyorum. Tıklıyorum. Siz isterseniz birincisini de tıklayıp devam edebilirsiniz. Çünkü C'yi sıfırlamak istersiniz, D'de bütün verilerinizi kurtarmak, korumak istersiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben tamamen sıfırlamayı göstereceğim. Bu işlemden sonra hemen buradan sıfırla seçeneği gelecek. Buradaki yazıları okursunuz zaten. Sıfırla dedikten sonra bilgisayarınız sıfırlanmaya başlayacak. Bu sıfırlanma bilgisayarınızın durumuna göre hızlı veya yavaş olabilir. Yaklaşık 10-15 dakika, 20 dakika içerisinde tamamlanır. Bilgisayarınızda SSD varsa çok daha hızlı bu işlem tamamlanacak. Hard disk varsa yapacak bir şey yok. Mecburen. Evet arkadaşlar, buradan internete bağlamıyoruz. Bağlamayınca direkt yerel bir hesapla bilgisayarınızı açabilirsiniz. Ama eğer internete bağlarsanız buradan sizden Microsoft hesabınızı girmek isteyecek. Yoksa da kurmak için zorlayacak. Buradan sınırlı kuruma devam et diyoruz. Bütün verileri hepsini ben önceden okudum. Siz mutlaka okuyun. Buradan hemen ismimizi girelim. Kutsal ismimizi de söyledik. Parola girmeyeceğiz. Eşitlensin mi? Eşitle. Ne varsa gönder Microsoft'a. Neyimiz varsa gönder. Hızlıca geçelim bu kurulumu. Arkadaşlar, yaklaşık bu işlem bir 15 dakika civarında sürdü. Sizde bilgisayarınızın hard disk sistemi, ona göre bilgisayarın hızına göre değişebilir bu süre. Ama ortalama bu civarda 15-20 dakika, o civarlarda olur. Daha kısa da sürebilir. Bu şekilde bilgisayarınızı tamamen sıfırlayabilirsiniz. USB belleğe, CD'ye gerek yok. Bu şekilde direkt hızlıca bilgisayarınızı sıfırlayabilirsiniz. Tavsiye ederim bu yöntemi denemenizi, bu yöntemle sıfırlamanızı. Ama şöyle bir şey var, USB bellekle CD ile formatlamak hani böyle manevi olarak daha mutlu ediyor beni. Ama bu şekilde de sıfırlayabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, formatımız atıldı. Bilgisayarımız tamamen sıfırlandı. Hatta şuradan hemen kişiselleştire basalım. Buradan hemen şuradan temalara giriyoruz. Forma attıktan sonra ilk işimiz bu olsun. Yani ben her zaman bunu yapıyorum. Mutlaka bunu yapın. Masaüstü simgelerimizi getirelim. Uygula, tamam. Yani sonra şuradan bilgisayarımızı açalım. Gördüğünüz gibi 120 GB'lık SSD'miz bomboş. Tamamen sıfırlandı bilgisayarımız. Gördüğünüz gibi her şey tertemiz. Kurulumumuz bu kadar. Format attıktan sonra yapmanız gereken bütün güncelleştirmeleri, driverları yüklemek. Ondan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorun, bir sıkıntıyla karşılaşırsanız mutlaka altta yorumlarda yazın. Hatta Instagram sayfamızda da bana soru sorabilirsiniz. Mutlaka cevap veriyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Çıktık yine yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara, ne diyor bu?